Öncelikle canlı yayın aracılığı ile kent meydanı program alanı emlak konut eliyle Türk Hava Yolları tarafından yapımına başlanacak konut proje alanı temel atma törenindeyiz. Ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, hayırseverler Türk Hava Yolları Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Erdemoğlu Holding Ali Erdemoğlu, Baykar Proje Müdürü Mehmet Cem Öner. Evet, mikrofon Mehmet Bey sizde. Sayın Özhaseki, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bir taraftan yerinde dönüşümü, bir taraftan da meydan projesini başlatıyoruz. Bulunduğumuz yer, valiliğimizin bulunduğu, önünden geçen Atatürk Bulvarı'nın bulunduğu yer. En önemli caddemiz. İnşallah burada Besni'deki 1000 konutu saymazsak, Mara Musalla'da Kayseri'li hemşehrilerimizin yaptırdıklarıyla birlikte 4000 konutunun burada temelini atıyoruz. 1000 konutu da ayrıca Besni'de yapıyoruz. Şehrin içine can verecek olan, bir an önce eski şaşalı günlerine Adıyaman'ı döndürecek olan bu projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerin de işaret ettiği ve ismini zikrettiğiniz gibi yanımda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanımız var. Aynı zamanda buradaymış efendim, özür dilerim. Ali Erdemoğlu Bey var efendim. Onlar da buraya kadar teşrif ettiler. Ayrıca Baykar'dan proje müdürü arkadaşımız var. Onlarla birlikte bizler de butona basarak projeyi başlatıyoruz efendim. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazırız efendim. Önce hocamız şöyle bir dua buyursun. Hazırız Sayın Hocamızdan Başkanım. Şöyle bir duayı öncelikle alalım. Ondan sonra butonlara basalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ya Rabbel alemin. Başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerimiz, yöneticilerimiz, iş adamlarımız ve vatandaşlarımızla depremden zarar gören Adıyaman'ı yeniden inşa ve imar etmek için temeli atılan iş yeri ve konutların temel atma töreninde bir araya geldiğimiz gibi vatanımız, milletimiz, dinimiz, diyanetimiz ve bütün kutsal değerlerimiz için el ele, gönül gönüle, omuz omuza vermeyi bizlere nasip eyle. Sevgi bağlarımızı, gönül köprülerimizi pekiştirip birbirimizi sevmeyi, saymayı ve kardeşçe yaşamayı cümlemize lütfeyle. Ya Rabbel Alemin, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eyle. Yaralılara acil şifalar ver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yaramızı devlet, millet el birliğiyle sarabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu amaçla burada inşa edilecek olan iş yerlerini, konutlarını zamanında bitirebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bu konudan her birimizin üzerine düşen görevi en iyi bir şekilde yerine getirmesini nasip eyle ya Rabbi. Bize maddeten ve manen destek olan iş adamlarımıza helalinden hayırlı, bol kazançlar ver ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğin üzere bire 700 misliyle mükafatını ver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, her konuda
takvada ve iyilikte yardımlaşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Depremden zarar gören şehrimizi ve bölgemizi maddeten ve manen yeniden imar edebilmek, inşa edebilmek için geçmişten dersler çıkararak geleceğimizi doğru bir şekilde imar edebilmeyi, geleceğe ümitle bakabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, küresel şer güçlere karşı bizleri dimdik ayakta eyle ya Rabbi. Her birimizin bu felaketlere karşı sabırla, çok çalışarak, üreterek ve paylaşarak şehrimizi, bölgemizi, ülkemizi imar etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Gençlerimizi güzel bir şekilde yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Gençlerimize iş ver, aş ver ya Rabbi. Temelimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Mehmet Bey, ikinci canlı yayın malum. Mara Mahallesi Kayseri Spor'un altyapı ve kentsel dönüşüm genel müdürlüğü ile yapacağı konut proje alanına bağlantımız olacak. Ve burada da temel atma törenine Adıyaman Milletvekili Rasul Kurt, Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adıyaman Vali Yardımcısı Furkan Korkusuz, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur, Adıyaman Meclis Üyesi ve Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, hayırseverler Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsay'a, Lider Kağıtçılık Yönetim Kurulu Başkanı Harun Yavuz. Geliyorum üçüncüsüne, buradaki canlı yayın aracılığıyla da Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Adıyaman Milletvekili Rasul Kurt, Adıyaman Vali Yardımcısı Nurbaki Yalçın, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Abuzer Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş, Solmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Solmaz. Mehmet Bey, hazır mıyız? Üç ayrı bizler bölgede hazırız efendim. Bütün kardeşlerime Ankara'dan sesleniyorum. Butonlar önünüzde, kordelalar önünüzde, makaslar sizde. Ve kordelaları kesen kardeşlerime bugünün hatırasına makasları bırakıyoruz ve bir taraftan da mikserleri çalıştırarak hemen temel atma törenine geçiyoruz. Duayı yaptık. Ya Allah, Bismillah diyerek butonlara basıyoruz. Bismillah. Kazasız belasız bir inşaat dönemi inşallah. Neticesinde de kardeşlerimiz evlerine huzurla otursunlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.